Tilly adında küçük bir kızın ve arkadaşı Herman'ın hikayesidir. Tilly çok büyük bir şatoda amcası Baron George St. George'la beraber yaşamaktaydı. Amcası bütün günlerini hayal ürünü canavarlarla, devlerle savaşarak geçirirdi. Tek hayali bir ejderha avcısı olmaktı. Tilly çok yalnızdı. Amcası iyi bir dosttu ama Tilly'nin bir arkadaşa ihtiyacı vardı. Kırlarda, tepelerde uzun yürüyüşlere çıkıyor ama yine de canı sıkılıyordu. Amcası şatodan uzaklaşmasını istemiyordu. Oynayabileceği tek arkadaşları köpekler, kediler, kuşlar, ceylanlar, tavşanlar, sincaplar, yani hemen hemen bütün hayvanlardı. Evet, bir de fareler vardı. Ama bu sefer Tilly başka tür bir yaratıkla gerçek dostluk kuracaktı. Herman, küçük ejderha. Ne? Hikayeyi mi anlatayım? Doğru söyle. Evet, başlıyorum. İşte bu Herman. Evet, kesinlikle Herman. Biraz meraklı bir tip olduğu hemen anlaşılıyor, değil mi? Eğlenmeyi de çok seviyor. Ama bir sorunu var. O da çok yalnız. Hemen kendine bir arkadaş bulmalı. Ama bu pek de kolay görünmüyor. Ama şimdi yeter. Beni artık takip edemezsiniz. Şehre çok yaklaştık ve orası tehlikelerle dolu. Aa, sana hiçbir şey vermedim. Sadece bir fındık kalmış. Al bakalım. Bu senin için. Ama artık yeter. Neyim varsa hepsini size verdim. Eğer hala açsanız neden ormana gidip yiyecek aramıyorsunuz? Bir daha söylüyorum. Bundan sonra beni takip edemezsiniz. Hoşça kalın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Onu böyle neşeli görmek çok güzel. Ama kocaman şatosunda tek başına hayali yaratıklarla boğuşan George amca için her şeyin iyi gittiğini söylemek pek de mümkün değildi. İşte yargıç Simon ve yardımcısı Wimmer çatoya doğru gidiyor. Ve her gittiklerinde de zavallı George'un daha çok parasını ve toprağını alıyorlardı. Bakalım bu sefer salak George'dan ne alacağız? Evet, bekleyelim. Şatosunu. Almadığımız bir tek o kaldı. Şatosunu? Bu hiç fena fikir değil. Biraz eski ama olsun. Biraz bakım yapılırsa çok güzel bir yere dönüşebilir. Bir kule yaptırmalı oraya. Bir kule mi? Evet. Bir kule. Hep bir kulem olsun istemiştim. Orada yaşamak muhteşem olacak. İstediğim kule benim için. Evet efendim. Sadece sizin için demek istemiştim ben. Ben zaten sizin kuleniz olsun demiştim. İşte böyle. Zavallı George'un hiçbir şeyden haberi yoktu. Ama işler kötüye gidiyordu. Evet işte sizi yakaladım. Sizi gidi haydutlar.
Benden kaçamazsınız. İşte şimdi geliyorum. Adil bir dövüş olacak. Evet, adil bir dövüş oldu ama ben kazandım. Çünkü iyiler hep kazanır. Ve senin hayatın benim ellerimde. Şimdi seni öldüreceğim. Al işte, al. Al, al bakalım. Zavallı San George hayallerle yaşıyordu. Ve şimdi de düşmanlarıyla savaşıp bir ejderha öldürdüğünü sanıyordu. Ama asıl düşmanlarının yargıç ve asistanı olduğunu bilmiyordu. Aa, işte en yakın dostumuz Bay George. Sizi görmek ne güzel. İyi günler diliyorum Bay George. Nasılsınız? İyi günler diliyormuş. Ne kadar cesursunuz efendim. Çok naziksiniz yargıç, sağ olun. Uzun yıllardır bir ejderhanın gelmesini bekliyordum buraya. Sonra da o yaratığı yakalamak istiyorsunuz değil mi? Evet tabii istiyorum. Evet yakalayabilirsiniz ama eğer bir kuleniz olsaydı... Düşünsenize buraya bir kule yaptırsanız... Aşağıdan yukarıya kadar uzanan... Evet çok güzel olur. Gökyüzüne kadar ulaşan bir kule olacak. Bir ejderha geldiğinde onu çok önceden görüp yakalayabilirsiniz. Harika bir şey olur. Hemen kule yaptırın efendim. Evet haklısın. Onu daha kolay avlardım bir kule olsaydı. Haklısın. Evet. Aynen öyle. Ben size yarın en tecrübeli işçilerimi çağıracağım. Ve yarın inşaata başlarım. Sadece birkaç imza atmanız yeterli. Ama ben emin değilim ki. Hiç emin değilim. Ama olmalısınız efendim. Unutmayın canavarları böyle daha kolay avlarsınız. Harika bir şey olacak. İmza atın lütfen efendim. Gerçekten haklısın galiba. Düşmanımı görüp onu yakalamak için bir kuleye ihtiyacım var. Böylece şehrimdeki insanları daha kolay koruyabilirim. Çok iyi düşünüyorsunuz efendim. Şehirdeki herkesin size ve bu kuleye ihtiyacı var. Böylelikle kendilerini daha güvende hissedecekler. Evet, öyle değil mi efendim? Çiçek, ne işin var burada? Çok susuz kalmışsın. Sana hemen su bulmalıyım. Ya çekil, ha? Çekil oradan. Dükkanımın önünde durma. Özür diliyorum. Biraz su verebilir misiniz? Hep bir şeyler isteyenler de beni bulur. Git buradan, git. Su falan da yok. Affedersiniz bayan. Bana biraz bakar mısınız? Kek mi istiyorsun? Tabii küçük hanım. Şuraya bak, daha yeni fırından çıktılar. Üzümlü ve çikolatalı var. Sıcak ve taze. Hepsi de çok ucuz. Hangisinden istersin söyle bakalım küçük hanım. Hangisinden almak istersin? İkisi de çok ucuz. Affedersiniz. Ben biraz su istemiştim. Şurada bir çiçek susuz kalmıştı. Bana bak küçük hanım. Seninle kaybedecek vaktim yok. Hayır. Anladın mı beni? Eğer kek almazsan su da yok. Hadi şimdi defol. Defol buradan. Çiçekmiş. Çiçekle uğraşacak vaktim mi var benim? Bir sürü işim var burada. Anlamıyor musun? Defol. Çok meşgulsünüz. Yine de teşekkür ederim. İmdat! Çekil oradan. Ya.
pek nazik sayılmazlar. Sanırım sen de bunu fark etmişsindir. Aslında iyi insanlardır ama işlerinin kötü gitmesi onları biraz sinirli yapıyor. Ama yine de nazik olmaları gerekirdi, değil mi? Ah! Bir dakika! Sen bir ejderhasın! İnanamıyorum! Evet, gerçek bir ejderha. Amcam yıllardır bir ejderha yakalamaya çalışıyor. Hiç merak etme, aslında bir sineği bile incitemez. Ama ailesinde avcılar varmış. Eminim ki arkadaş olduğumuzu öğrenince sana bir şey yapmayacaktır. Aa, şuraya bak, berbat görünüyorsun. Senin iyi bir banyoya ihtiyacın var. Hadi bizim eve gidelim. Üzülme, sana yardım edeceğim. Hadi, evimiz şu tarafta. Gidelim. Hadi. Burada ne yaptığınızı bilmiyorum ama çabuk topraklarımı terk edin. Çabuk olun. Bekleyin. Bizi yargı Simon gönderdi. Sizi yalancılar sizi. Beni kandıracağınızı mı zannediyorsunuz? Siz şimdi görürsünüz. Sizi gidi pis düşmanlar. Yargıç bizi kulenin inşaatı için gönderdi. Ne dedin sen? Kule hakkında ne biliyorsun? Her şeyi biz biliyordu, biz yaparız. İnanamıyorum. Gerçekten mi? Bu harika bir haber. Doğru mu? Kuleyi yapmaya geldiniz öyle mi? Mükemmel, mükemmel. Yüksek olsun. Hem de çok yüksek olsun, tamam mı? Hem de dünyanın en yüksek kulesi olsun. Affedersiniz, ne kadar yüksek? Bu kadar mı? Çok yüksek olsun. Bu kadar yüksek bu kadar olamaz. Mümkün değil. Bence de. Çok yüksek, bu kadar yüksek. Seni bir gün yakalayacağım. Ağzından ateş fışkırttığında kulemden seni tespit edip yakalayacağım koca ejderha. Ve seni yakalayıncaya kadar hiç pes etmeyeceğim. Seni yakalayıp halkımı bu korkudan kurtaracağım. Yemin ederim, yemin ederim. Hem de George San George yemini. Halkımı senin elinden kurtaracağım. Görürsün sen. Çıksan iyi olacak. Hadi bakalım. Uslu uslu dur da kurulayım. Tamam, tertemiz oldun. Burayı da kurulayalım. Evet, çok güzel görünüyorsun. Harika oldun. Çok güzel. Otur bakalım. Demek çok hoşuna gitti. Aa, keşke konuşabilseydin. Ben zaten konuşabiliyorum. Konuşabilseydin bana hakkındaki her şeyi anlatırdın. Oysa ki adını bile bilmiyorum. Benim adım Herman. Hı? Yanlış mı duydum? Sen konuşuyorsun. İnanamıyorum. Çok güzel. Evet, konuşabiliyorum. Ben yetenekli biriyim. Hatta okuyabiliyorum, biliyor musun? Çünkü yumurtamın içinde çok uzun zaman geçirdim. Ve canım çok sıkılıyordu. Yumurtam bir okulun yakınlarındaydı. Ben de okuldaki çocuklarla beraber dersleri ve öğretmeni dinledim. Böylece her şeyi öğrendim. Göstermemi ister misin? Bak şimdi. A, B, C, D, E, F, G. Alfabeyi bile biliyorum. Daha birçok şey öğrendim. Yani okula gitseydim ben çok iyi bir öğrenci olurdum. Buna eminim. Daha sonra ne oldu peki? Hadi anlat. Bir süre sonra sesler kesildim. Uzun zaman bekledim ama okula dönen olmadı. Neden anlayamadım. Aa, biliyorum. Geçim sıkıntısı çeken halk çocuklarını da alıp başka bir bölgeye gitti. Böylece okul da kapandı. Öğretmenler de gitti. Ben çok hoşlanıyorum. Sen de benim çok hoşuma gidiyorsun Herman.
gelirse o zaman ne yapacağım? Hey, ne dedin sen? Ejderha avcısı sen George mu? Ay kurtarın beni. İmdat. Aa, korkma Erman. O amcamın dedesiydi. Hiçbir tehlike yok. Hadi çık dışarı. Gelebilirsin. Ay özür dilerim. Bir an için korkuya kapıldım. Ama yanılmıyorsam senin amcan da bir ejderha avcısı değil mi? Öyle olmak istiyorum. Aslında çok yumuşak kalpli ve nazik biridir. Seni görünce o da çok sevinecek. Buna eminim Erman. Hiç merak etme. Tamam o zaman hadi onunla tanışalım. Ha, onunla önce ben konuşsam iyi olacak. Hemen dönerim. Merak etme. Eminim kalmana izin verecektir. Dönünceye kadar hiçbir yere kaybolmam. Teyil, nerelerdeydin? Sana çok güzel haberlerim var. Bir kule yaptırıyorum. Öyle bir kule ki herkesi yukarıdan görmekle kalmayacak. Ejderhaları da yukarıdan görüp yakalayabileceğim. Düşünebiliyor musun? Harika olacak. George amca, ben aslında sana... Anlamıyorsun hayatım. Bu kule sayesinde amacıma ulaşabileceğim. Ve böylece halkımı koruyabileceğim. Kule mi? Bir kule mi yapmak istiyorsun? Çok güzel bir fikir değil mi? Kulenin tepesine çıkınca ejderhayı görüp yakalayabileceğim. Bu sefer başaracağım, emin ol. Bu kule için ustalar geldi biliyor musun? Ben sana aslında bir şey sormak için geldim amca. Sor güzelim, gel yavrum, otur dizlerime. Sor bakalım, ne istiyorsun? Sor. Ben bir hayvan beslemek istiyorum. Onu çok istiyorum amca, lütfen. Bana izin ver. Tabii küçüğüm, neden olmasın? Benim de kocaman ve yaşlı bir kedim vardı bir zamanlar. O kadar kocamandı ki ona küçük ejderha adını takmıştım. İşte sen de böyle küçük bir hayvan alabilirsin. Ama ona iyi bakmalısın güzelim. Ona yemek ver ve onu temizle ki tertemiz dolaşabilsin. İşte iki önemli kural bu. Onu yıkadım bile, hiç merak etme. Onunla çok iyi ilgileniyorum amca. İşte bunu duymak istiyordum. Hadi şimdi sen yine arkadaşınla oynamaya git. Benim önemli işlerim var. Yani bir proje üstünde çalışıyorum. Öyle bir merdiven yaptırmalıyım ki ejderhayı yakalarken hızla aşağıya inebileyim. Teşekkür ederim. Bu çok şeker bir kız. Onunla gurur duyuyorum. Nerede kalmıştık? Bir merdiven yapmalı ama nasıl bir merdiven yapmalı? Tilly ve Herman çok iyi dost olmuşlardı. Tüm zamanlarını beraber geçiriyorlar ve Tilly her geçen gün daha da mutlu bir çocuk oluyordu. Önce sen saklan, ben de sayayım, tamam mı? Evet, başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet. Seni bulacağım. Seni bulacağım Tilly. Yakalamaya çalışsana. Seni gördüm. Ay, içimden bir ses şimdi düşeceğimi söylüyor. Ay. Üzüldüm. Gördüğüm için özür dilerim ama çok komik görünüyorsun. Ay. Önemli değil Tilly ama su gerçekten çok soğuk.
derviş. Bunu nasıl yaptığına inanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Böyle bir şeyi nasıl kabul etmezsiniz anlamıyorum bir türlü. Halkım için neden anlamıyorsunuz? Sadece halkım için. Çok zevklisiniz efendim. Bakın efendim, bunu gerçekten halkınız için yapmak zorundasınız. Onların nasıl yaşadığını bilmiyorsunuz efendim. Durumları çok kötü. Herkes fakirlikten çok yakın. Öyle mi? Evet, teker teker bölgeyi terk ediyorlar. Ve siz onlara baron olarak yardım etmelisiniz. Ve biliyor musunuz efendim, sonunda pizzacı dükkanını da kapattı. İyi ama ben hepsine nasıl yardım edebilirim? Şu kuleyi mutlaka yaptırmalıyım. Evet, yaptırmalıyım. Bir miktar para olsaydı bunun bir yolu vardı. Ama nasıl söylesem bilemiyorum ki. Peki bunun için ne yapmamız gerekiyor sence? Size bir önerim var. Şatonuzu satıp para elde edebiliriz. Bu güzel bir parça. Evet efendim, ne düşünüyorsunuz, karar verdiniz mi? İyi ama ben Tilly'nin geleceğini düşünmek zorundayım. İyi de başka çaremiz yok efendim. Şatonuzu satışa çıkarırsanız oradan gelen parayla herkesin hayatı değişebilir. Böyle bir durumda aslında sizden bunu isteyemem. İstiyorsanız başka bir şey düşünelim. Ne dersiniz? Efendim. Pekala, kabul ediyorum. Gerçekten mi? Doğru mu söylüyorsunuz? Halkımı kurtarmak için bunu yapmalıyım. İyi, çok iyi. O zaman hemen anlaşmayı imzalayalım. Bu işi hemen bitirmeliyiz. Dur dedim. Değil mi efendim? Lütfen durun ama... Ben seni salak. Galiba yırtıldı efendim. Salak aptal. Bu yaptığıma Tilly de çok sevinecektir. Eminim öyledir efendim. Biraz sakin olun lütfen ve beni bekleyin. Gerekli kağıtları alıp hemen geliyorum. Olur mu efendim? Bu şatoyu ele geçirdik anlamına mı geliyor efendim? Sus aptal. Ay Arkaç Bey, sizi görmek ne kadar güzel. Küçük hanım, nasılsınız? Galiba amcanızın size ihtiyacı var. Onun yanına gidin lütfen. Yargıç Bey'i duydun değil mi küçük kız? Elini çabuk tut. Hadi. Geliyorum efendim. Konuşmak ister misin George amca? Evet Tilly. İkimiz için de kötü haberlerim var. Söyle lütfen. Bir hata mı yaptım? Yaramazlık mı yaptım? Hayır yavrum, hayır. İkimiz için de güç olacak ama şatodan bir süre ayrılmak zorundayız tatlım. Hayır. Hayır lütfen amca. Bunu yapma. Tam da kendime bir arkadaş bulmuştum. Onu benden ayıramazsın. Biliyorum, biliyorum küçüğüm. Ama onu da yanımızda götüremeyiz. Bunu halkımız için yapmalıyız. Herkes çok zor durumda. Ve belki de şehri terk edecekler. Onlara yardım etmeliyiz. Hayvanına bakacak birini bulabiliriz. Lütfen beni üzme. Başka çarem yok, inan bana. Halkın sabrı kalmadı. Anlıyor musun tatlım? Evet. Diğer insanlar zor durumdaysa bizim durumumuzun bir önemi kalmaz. Bu yüzden bunu yapmak zorundayız. Şatoyu satmalıyız bebeğim. Ama biliyorsun ki şatoyu geri alamayacağız. Biliyorum. Benim yardımımla bile nasıl geçinecekler bilemiyorum. Halk çok fakir ve aç. Bana inanmalısın Tilly. Gerçekten çok üzgünüm. Ama bunu yapmak zorundayım. Onlar benim halkım ve onlara yardım etmeliyim. Umarım anlıyorsun, öyle değil mi Tilly? Beni anlıyor musun? Evet, evet tabii anlıyorum. Merak etme, seni anlıyorum amca. Aferin sana. Beni anlayacağından emindim. Hadi şimdi istersen oynamaya git. Biraz eğlenirsin. Hadi, hadi git.
durumdan kurtulmak için bir mucize lazım. Evet, bir mucize. Aman Tanrım, Herman hasta görünüyor. Yapılacak tek şey var. Onu veterinere götürmek. Sakin olun halkım, sakin olun. Paniğe gerek yok, her şeyi halledebiliriz. Ha, bakın dinleyin beni. Hey sen, oradaki, ne oluyor acaba? Ha? Söylesene bana. Şehrin içinde bir ejderha var, bütün her yerde dolaşıyor. Şimdi bu tarafa doğru gidiyor. Neler oluyor hemen efendim? Hemen buradan kaçmak zorundayız. Tehlike kapımızı tıklıyor galiba. Sen George'a haber ver, ben de peşinden geliyorum. Hadi çabuk ol, hadi. Hadi yakalayın. Yakalayın şunu. Çok güzel bir gün. Çok güzel bir haber yakaladım. Bunu gazeteme satıp ben de zengin olabilirim. Artık ben de ünlü olacağım. Yaşasın. Yazıyor, yazıyor. Durmayın, alın. Şerif Hasan Alevleri'yle her yeri kavuran ejderhayı yazıyor. San baskı. Haber çabuk yayılmıştı. Artık herkes bu küçük şehirde ortaya çıkan ejderhadan söz ediyordu. Artık hiçbir şey eskisi gibi olamazdı. Neden buraya geldik? Burada daha çok hastalanırsın. Ormanda saklanacak başka bir yer bulabiliriz. Hadi güven bana, benimle gel.
Hayır, sen git lütfen. Onlar senin peşinde değil, benim peşimdeler. Çünkü ben de ejderhayım. Benim için endişelenme sakın. Benim için bu olanlara katlanmak zorunda değilsin. Sen buradan gitmek zorundasın. Biz seninle arkadaşız. Gerçek arkadaşlar hiçbir zaman ayrılmazlar. Ormana gitmekten vazgeçeriz, önemli değil. Ama mutlaka başka bir yol bulmalıyız. Mutlaka bulmalıyız. Ne gibi bir yol? Ben de bilmiyorum. Ama ikimiz beraber her şeyi başarabiliriz. Bana inanmalısın. İşte, hadi o tarafa yakalayalım. Bu tarafa gelmiş olmalı. Sessiz olun, sessiz olun. Kapayın çenenizi. Lütfen susun biraz. Susun diyorum size. Evet sevgili halkım. Sizlere sakin olmanız ve her şeyin kontrol altında olduğunu söylemek için kürsüye çıkmış buldu. Sevgili dostlar. Durum çok ciddi. Ama yine de ümitsizliğe kapılmayalım. Ben sizleri tehlikeden kurtarmak için her şeyi göze aldım. Yaşasın, 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 yaşasın. Şimdi kılıcımı kuşanıp o canavarı bulmaya gidiyorum. Hey, şuraya bakın. Bu da nedir? Ejderhalar! İşte, yakaladım! Hey! Baron St. George uzun bir at yolculuğuna çıktı. Ejderhayla bir an önce karşılaşmak istiyordu. Aslında yalnız karşılaşmamak için de dua ediyordu. Halk St. George'u uğurladıktan sonra şehre indiklerinde her şeyin değiştiğini gördü. Turistler şehre akın etmeye başlamıştı. Ejderha efsanesini gazetede okuyanlar şehre gelmişler, restoranlarda yemek yiyip panayırda oyun oynamaya başlamışlardı. Herkes işiyle o kadar meşguldü ki kimse ejderhayı hatırlamıyordu bile. Şehir tekrar canlanmış, yaşanacak hale gelmişti. Tabii ki her şeyi küçük ejderhaya borçluydular. Aman tanrım, St. George şehirde olanlardan habersiz ejderhayı öldürmeye gidiyor. Onu durdurmanın bir yolu olmalı. Hey koca ejderha, çabuk çık ortaya. Yoksa ben gelir seni kendim çıkarırım ve seni oracıkta haklarım. Ben işte buradayım, seni bekliyorum. Çabuk çık karşıma. Merhaba George amca. Tilly, burada ne yapıyorsun? Hemen uzaklaş oradan. Çekil oradan, yoksa kafanı hemen gövdenden ayırırım. Çekil oradan dedim sana. Gövdenden ayırırım kafanı. Dur amca, o zararsızdır. Adı da Herman. Benim arkadaşım. Bana söz vermiştin amca, hatırlasana. Bana ona bakabileceğimi söylemiştin. Ama aklıma hiç böylesi gelmemişti. Benim bahsettiğim herkesin beslediği evcil bir hayvandı. Ama burada söz konusu olan bir ejderha. O yüzden kenara çekil ve bırak onu. Onu haklıyım Tilly. Çekil oradan. Hayır amca, bunu yapamam. Arkadaşlığın her şeyden önemli olduğunu bana sen öğrettin. Unuttun mu? Onu yalnız bırakamam. Senin birçok dostun var. Ama benim sadece bir tane. Ve onu ne olursa olsun bırak. Aa George amca, insan o kadar şirin ve tatlı ki. Ayrıca beni de çok seviyor. Tıpkı senin gibi bana çok iyi davranıyor. Onu bırakamam amca. Lütfen anla beni. Ama o senin dostun olamaz. Hayır, bunu yapamam. Hem seni çok seviyorum. Sana bir zarar gelmesini istemiyorum. Beni anlamak zorundasın. Lütfen gelin ve beni öldürün George amca. Hadi buradayım. Öldürmek mi? Seni ha? Asla böyle bir şey yapamam. Sen benim dostumsun bundan böyle. İnanamıyorum. İnanmalısın. Tabii ki yapmayacağım. Bunu nasıl yapabilirim ki? Arkadaşlık ve sevgi her şeyden daha önemlidir. Bazen tehlikeli olsa da. Galiba birileri geliyor çocuklar. Susun, sessiz olun. Birileri geliyor.
Dünyadaki en son canavar. Çabuk saklandığın yerden çık ve teslim ol. Elimden kurtulamazsın. Beni seni öldürmeye mecbur etme. Çabuk çık. Dönün. Hayır. Hayır, bunu yapmayın. Bakın, dinleyin. Buna artık gerek kalmadı. Şehirde her şey yoluna girdi. Restoranlar, oteller, anlar, bütün dükkanlar hepsi dolup taşıyor. Herkes ejderhayı görmeye geliyor. İnanın bana, çok iş yapabiliriz. Çok para kazanabiliriz efendim. Buna gerek yok. O beni hiç ilgilendirmez. Bunların hiçbiriyle ilgilenmiyorum. Benim görevim ejderhayı öldürmek. Ve buna kesin kararlıyım. Buraya gel. Buraya gel, ne yapacağımı gör. Bakın. Size bir teklifim var efendim. Halkın bütün borçlarını ödeyeceğim. Şatonuzu da satmanıza hiç gerek yok. Bu işten çok para kazanabiliriz. Lütfen yapmayın. Alın işte bütün kağıtlar burada. Tapular ve vergiler. Hepsini halka dağıtabilirsiniz. Buyurun efendim. Hadi buradan gidelim. Olabilir, olabilir de olmayabilir de. Tamam, senin dediğin gibi olsun. Olsun efendim, olsun. Çok teşekkür ederim. Memnun oldum. Dünyanın en mutlu insanı benim. Biliyor musunuz? Çok mutlu ettiniz beni. Daha bir dakika. Yargıç elime sıktı. Bu harika bir şey. Bay Simon. İşte mutlu son diye buna derler. Tilly ve dostum Herman, artık eve dönme zamanı geldi. Gazete yazıları birden şehrin kaderini değiştirmişti. Ve kimse o kötü eski günleri hatırlamak istemiyordu. Herkes yeni hayatından çok memnundu. Bu arada St. George ise eski huylarından hiç ama hiç vazgeçmemişti. Gelin isterseniz onların hayatına bir göz atalım. Ejderha üzerime geliyordu. Ve saldırdığında ben de hemen kılıcıma davrandım. Hiç korkmadan cesurca onu yana devirdim. Ben bunun kolay bir çarpışma olmayacağını zaten biliyordum. Ama ben cesurca görevimi yaptım. Ve bana yaklaştığı an korkusuzca gözlerimi onun gözlerine diktim. Ve şöyle bir baktım. Karşımda ezildiğini hissediyordum. Evet, onu mahvedecektim. Ve o ağzından alevler fışkırttığında ben cesurca kalkanımı kaldırıp onun yanına geldim. Ve kafasını gövdesinden ayırdım. Ve onu yok etmiştim. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim sevgili dostlarım. Bunlar hep senin yüzünden oluyor. Şu halimize bir baksana, ne hallere düştük. Burada çalışıp her tarafım kızarana kadar ejderha kazanına kömür atmak zorundayım. Sersem herif. Böylesi daha iyi efendim. Zaten yargıçlığı da pek beceremiyordunuz doğrusu. Bana bakın, burada yargıç asistan ilişkisi yok. O yüzden bana iyi davransanız çok memnun olurum. Bana bak, bir gün doğru bir şey yapmazsın zaten. Salak herif. Bütün bunlar senin yüzünden oluyor, anladın mı beni? Salak herif. Ne kadar güzel değil mi? Her şeyin yoluna girmesine öyle sevindim ki. Çok mutluyum. Ben de deli. Hep böyle sürsün. Senin gibi bir salakla çalışmaktan nefret ediyorum. Gerçekten nefret ediyorum. Seninle bir daha çalışmayacağım. Gördüğünüz gibi hikayenin sonunda şehirdekilerin hemen hemen hepsi mutlu oldu. Tabii ki en başta George amca, Tilly ve en yakın arkadaşı Herman.